İsim tamlaması Arapçanın çok önemli bir konusudur. Ben önceki videolarda buna dair bazı bilgiler verdim. Yani bunu sezdirdim. Bunun düzgün anlaşılabilmesi için bir metin var. Hocamız müellif, kitabın müellifi bunu eklemiş. Şöyle bunu bir okuyalım. Tabi resimle ilintili olsa daha güzel olur. Bakın nasıl yapıyoruz. At-tilmizu, bir kere tilmiz kelimesi bir sonraki kelimeye ait kılınamaz. Engel var. Engel nedir? Harfi tarif. Bir kelimenin başında harfi tarif varsa, yani o kelimenin tenvinden soyulması harfi tariften dolayıysa, o kendinden sonrasına ait kılınmıyordur. Harfi tarif olmadığı halde tenvini gitmiş ise o zaman başkasına, kendinden sonrasına ait kılınıyor ve bizim konumuz olan isim tamlamasına konu oluyor. Zaten birazdan göreceksiniz. Dolayısıyla bunu öğrenci diyorum. Et-tilmizu öğrenci, falanın öğrencisi demiyoruz. Et-tilmizu öğrenci, calisun, oturmaktadır. Zaten bu tenvinlidir. Hiçbir şekilde başkasına ait kılamıyoruz. Fis-saffi, sınıfta, sınıfın içinde. Bu neydi fi? Zarftır. Mekan zarfıdır. Önceki videolarda inceledik. Öğrenci sınıfta oturmaktadır. Babu, evet işte geldik. Bakın tenvinden sıyrılmış. Normal bu babun. Babun bir kapı demektir. El babu kapı demektir. Başına harfi tarif geldiği zaman tenvinden soyulur. Harfi tarif gelmediği halde eğer tenvinden soyuldu. Babu safi. İşte bir idafe, bir isim tamlaması babu safi, sınıfın kapısı demektir. Yani böyle bir isim tamlamasını hemen gözünüz kesmesi lazım. Ve artık burada duruyorum, bunu da başkasına ait kılamam. Çünkü başında harfi tarif var, harfi tarif bunun başkasına ait kılmasına engeldir. Dolayısıyla ait kılınan bu oluyor, ait kılınan budur, kendisine ait kılınan da bu oluyor. Babu safi, sınıfın kapısı. Nedir sınıfın kapısı? Mübteda. Muğlakun, kapalıdır. Nafizetu, evet yine geldi, tenvinden soyulmuş. O zaman ait kılınıyor. Nafizetu safi, harfi tarif olduğu için demek ki burada duracağız. Sınıfın penceresi meftuhatun, açıktır. Evet, müennes, onun haberi de müennes gelmiş. Müderrisu, yine öyle bir kelime. Müderrisu tilmizi, öğrencinin hocası. Tavilun, uzundur. Müderris demiş burada yanlış. Müderris. Müderrisü tilmizi kaimun, ayaktadır. Emame es-sebureti. Yine emameyi burada ait kılındığını. Tabii biz bu emameyi aslında ondan sayamayız. Çünkü emame bir mekan zarfıdır. Burada tabii aynı zamanda isim de olarak emamın ön olarak kullanılabilir. Biz bunu zarf konusunda görmüştük. Emame sebureti, tahtanın önündedir. Littilmizi, öğrenci için vardır. Bakın burada yine tenvinden soyulmuş ama soyulmasının sebebi harfi tariftir. Burada bir harfi tarif elif de var. Biz yani geçen derslerde gördük. Eğer harfi tariften önce lam harfi ceri geldiyse o elif komple düşüyor dedik. Normal başka bir harfi cerif gelse yine elif okunmuyor ama yazılıyorken burada tam düşüyor. Dolayısıyla burada elifin düşmesi sizi aldatmasın. Burada bir elif var aslında. Et-tilmizudur. Et-tilmizu. Lam gelmiş. Lit-tilmizi olmuş. Harfi tariften dolayı tenvini soyulduğu için başkasına ait kılamam. Öğrenci için vardır. Kalemun. Bir kalem. Ve defterun. Ve defter. Ve kitabun. Ve kitap. Ve misdaratun. Ve bir de cetvel vardır. Kalemut-tilmizi. Öğrencinin kalemi. Tavilun. Uzundur. Ve defterü't-tilmizi rakikun diyoruz. Ve kitabü't-tilmizi öğrenci kitabı semikun, o da kalın diyoruz. Çok hoş bir çalışma. Yani idafeyi bilkülliye anlayacak bir çalışma. Öğrenci sınıfta oturmakta. Sınıfın kapısı kapalı. Sınıf penceresi açık. Öğrencinin öğretmeni uzun boylu. Öğrencinin öğretmeni tahtanın önünde ayakta dikilmektedir. Öğrencinin kalemi, defteri, kitabı, cetveli vardı. Öğrencinin kalemi uzundur. Öğrencinin defteri incedir. Öğrencinin kitabı kalındır. Bu yani iki isim, bir isim tanımlaması meydana getirir. Bunu bilelim. Arapçada isim tanımlaması idafe denir. Yani Türkçede dat z diye yazılıyor. İzafet ama yani izafe
genelde kitaplara izafe geçer. Buna dikkat edelim. Yani bunu bu şekilde de ıstılaha alın. İlk muzafın başında iki isme mudaf, ilk isme mudaf denir, muzaf. İkinci isme muzafun ileyh denir. Muzafın başına harfi tarif bulunmaz. Çok önemli, ben hep onu dedim. Buna başına harfi tarif olsa ait kılamam. Son harfi tek harekelidir. Yani terminden soyulur. Bunu da dedim. Bir de muzaf ileyhin başına harfi tarif bulunabilir de bulunmayabilir. Daima mecbur olur ve daima mecrur olur. Daima mecrurdur muzaf ileyh. Bu da çok önemli bir kaide. Hep kesralı olur. Hep diyorum. Kendisine ait kılınan kesra olacaktır. Son harfin harekesi kesradır dedik. Güzel bir bilgi çalışmasıydı. Burada duruyorum. Bu video bu kadar yeter. İnşallah bir sonraki videomuzda bununla ilgili, isim tanımasıyla ilgili bir takım alıştırmaları yapacağız.